Evet sıfırdan dil bilgisi kampımıza devam ediyoruz. Yazılı kurallarının son videosundayım soru çözümü yapıyorum. Bakın kağıt kaleminizi alın. Çünkü ÖSYM istese de istemese de buradaki örnekleri ya aynısını soracak ya da örneklerin benzerini soracak. O yüzden kağıt kaleminizi alın. Haydi başlayalım. Çok güzel örneklerim var. Sizi şaşırtacak örneklerim var. Başlıyorum. Şurada birinci cümle. Hemen kalemimi seçtim. Diyor ki Osmanlı Devleti'ki bazı sorunlar. Burada bir yazım yanlışı var mı? yok mu? Bakın ben böyle sorduğum gibi siz videoyu durdurun cevap verin sonra videoyu devam ettirin. Ben çünkü hemen cevaplıyorum. Burada yazım yanlışı vardır. Doğrusu devleti derken şuraya kesme işareti atmalıydım. Çünkü özel isimdir. Aşağıda yazım yanlışı vardı. Me var mı? Meclisin mesaisi torba yasa için uzadı demiş. Bakın aşağıda yazım yanlışı elbette var. Meclis derken Türkiye Büyük Millet Meclisi kastetti ama kısaltmasını kullandığım için meclis derken şöyle demeliydim meclis in demeliydim. Yani kesmeyle ayırmak zorundayım orayı. Çünkü gerçekten özel isim olan Türkiye Büyük Millet Meclisi kastettiği için. O şekilde yapıyorsunuz. Hemen şu örneğe bakın. Ölürüm Türkiye'm demek zor değil. Burada bir yazım yanlışı var mı? Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Türkiye özel isimdir ve gelen çekim ekini kesmeyle ayırdım. problem yok. İkinci de var mı? Aslında burada da herhangi bir problem yok. Boğaz Köprüsü özel isimdir ben Boğaz Köprüsü derken 3. tekil iyilik eki kullandım. 3. tekil e, iyilik ekini çıkardım yerine. Birinci çoğulu getirdim. Değişen bir şey yok. Kesmeyle ayırmam. Peki aşağıdaki örnekte var mı? Yani şırnakımızı derken var mı? Orada da herhangi bir problem yok. Çünkü şırnak özel isimdir. Ben gelen çekim ekini ayırdım. Hocam peki neden Boğaz Köprüsü'nü ne ayırmadık? Hemen sol tarafa yazıyorum sizin için. Bir daha yazıyorum. Boğaz Köprüsü. Bakın normalde böyledir. Ve şuradaki ü üçüncü tekil iyilik ekidir. Sen bu üçüncü tekil iyilik ekini çıkarıp yerine imiz, ümüz, üçün birinci çoğul iyilik ekini getirdiği zaman kesmeyle ayırmanı gerektirmiyor. Ancak şırnakta herhangi bir tek iyilik eki olmadığında gelen ek direkt kesmeyle ayrılır. Yani bu şekilde bir belirtisi isim tamlaması olsaydı onu da o şekilde ayırmayacaktık. Ama burada ayırıyoruz. Gelelim satır sonuna sığmayanları nasıl yazıyorsunuz? Birinci kuralınız asla tek harf bırakma. Tek harf kalmasın. Kalmaz. İkinci kuralımız ise heceleri doğru ayır. Yani hecelere böl diyorum. Şimdi gözden düştü derken yanlışlık yapmış burada. Niye? Çünkü gözden düştü demeliydim. Çünkü gözdür benim hecem. Heceyi yanlış böldü. Aşağıya bu şekilde sarkıttı. Bu yanlıştır. Peki ikinci örnek İzmir'in derken burada kesme var ancak kısa çizgi yok. Doğru mu yanlış mı? Burada herhangi bir problem yoktur. İzmir'in derken özel isimlerde satır sonuna geldiği zaman illaki kesme varsa ekstradan bir kısa çizgi atmanıza gerek yoktur. Peki üçüncü örneğimde bir hata var mı? Heceleri düzgün ayırmanız gerektiğini söylemiştim. Bakın, hemen size cevap veriyorum. Kara Osmanoğlu şeklinde ayırdığımda herhangi bir problem yok. Yani burası doğrudur. Peki hocam nasıl olur? Bu şekilde heceye ayrılmaz ki diyorsunuz. Birleşik sözcüklerde ayrım bu şekil yapılmaz. İlk hece hariç yani k. Bunun dışında sonrakileri mümkünse ünsüzle başlatın. Ra, os, ma, no, lu şekilde ayrılır. Birleşik sözcüklerde böyle ayrılır. Hocam anlamadım tekrar söyleyin. Bakın Kara Osmanoğlu birleşik bir sözcüktür. İlk hece hariç diğer heceleri mümkünse başlatabiliyorsanız ünsüz harfle başlatın. Ben ne yaptım? Ra ile başlattım. Ancak o su yapamadım. O yüzden bu de aynen bu şekilde devam etti. Diğerlerini bakın hep ünsüzle başlattım. Ma, no, lu. Eğer böyle ayırırsam sonra satır sonra sığarsa doğru olur. Herhangi bir şekilde sıkıntı olmaz. Ancak birleşik sözcük değilse lütfen her zamanki hece ayrımına göre ayırın. Birleşik sözcükse o şekilde ayırmayın bu şekil yaptığım gibi ayırmanız gerekmektedir. Geldik bir başka örneğe. Kimya dersinde F bazı karışımlar döküp onu güçlendirdik demiş. Buradaki kullanım doğru mu yanlış mı diye soruyor size. Unutmayın uluslararası kısaltmalarda yer bulmuş. Mesela F demek demir demektir. Siz böyle bir kısaltmayı gördüğünüzde bir ek alması gerekiyorsa bu şekilde siz açılımına göre ek getiriyorsunuz. Yani kimya dersinde demire bazı karışımlar döküp onu güçlendirdik dedim. Dolayısıyla burada herhangi bir problem yoktur. Böyle yapmalıyım. Eğer ki siz böyle düşünüyorsanız yanlış olur. Çünkü kısaltılmasına değil uzun açılımına göre getiriyorsunuz. Şuradaki örnekte bir şey var mı? Hocam şimdi siz böyle deyince benim kafam karıştı. Burada herhangi bir problem var mı? Hemen cevap veriyorum. Buradaki problemimiz deyince'dir. Çünkü Türkler kurumu diyor ki deyince ve deyip demelisiniz. Yani bu ikisi de el harfi var. Daraltma yapmayın diyor. Doğrusu bu şekil olur. Aşağıya geçiyorum. Türk Tarih Kurumu'nun 100. yılı kutlu olsun. Bir problem var mı yok mu? Elbette yazım yanlışı var. Kurum kuruluş isimleri kesmeyle ayrılmaz. Yani burayı bu şekilde değil de kesme olmadan yazmak zorundayım. Burası bu kadar. Altına bakın eskiden bebekler için süt anne tutarlardı demiş. Burada süt anne yazımı yanlış mı doğru mu? Hemen söylüyorum herhangi bir problem yoktur. Yazımı doğrudur. Süt bitişik yazılır. Yandaki örneğe bakın. Uygurlar manihizm ve budizm inanışlarına uygun ürünler vermiştir. Burada bir problem var mı? Hocam B harf, M harfi ve B harfi büyük yazılmış sıkıntı var mı? Hayır burası zaten büyük yazılmalı. Ancak bir problemimiz var. O da manihizm yanlış yazıldı. Onun doğrusu şu şekildedir. Mani olmalı. Manihizm değil. Devam ediyorum. Şurada Ardağ'ın eteğinde uçan bir bülbül olsam, Kaf Dağı'nın eteğinde Zümrüt Anka olsam demiş. Burada bir hata var mı? Birinci satıra geliyorum. Birinci satırda herhangi bir şey yok. Yani burası doğru. İkinciye geliyorum. İkinciye herhangi bir şey yok. Burası da doğru. Ancak üçüncü satıra geliyorum. Kaf Dağı yanlış. Çünkü Kaf Dağı Ardağ gibi gerçek bir dağ değil. O yüzden bu, bu şekilde yazılır. Doğrusu budur. Peki Zümrüt'ü Anka derken bu doğru mu yanlış mı? Burada da herhangi bir problem yok. Zümrüt'ü Anka'da bu şekilde yazılır. Hemen yanındaki örneğe geçiyorum. Ben Yazımlar beldesinin küçük bir köyünde kalıyorum demişim. Şimdi belde isimleri büyük müydü küçük müydü? Bakın önceki videolarımda anlattım. Hafıza teknikleriyle anlattım. Nasıl yapmıştım? Bir mektup yazmıştım. Demiştim ki ben küçük bir ilin, küçük bir ilçesinin, küçük bir beldesinin küçük bir köyünde yaşıyorum demiştim. Bakın bu şekilde aklıma kodlamıştım. Çünkü zaten il, ilçe, belde, köy diye sıralama bu şekilde geliyor büyükten küçüğe gittiğimizde. Ve hepsine küçüğü eklemiştim. Dolayısıyla ne yaptığım Zihnimde küçüğü kodladığım için beldeyi böyle yazamam. Şu şekilde yazmalıyım. Doğrusu bu şekilde olmaktadır. Devam ediyoruz. Diyorlar ki seni arıyorum ama bulamıyorum. Burada bir hata var mı diyorum. Kesinlikle burası hatalıdır. Çünkü bir eser tamamı büyük harfle olsaydı bağlaçta büyük harfle yazardık. Ancak bir eseri sadece ilk harfi büyük olursa bağlaçı küçük yazıyoruz. Yani diyorlar ki demeliyim. Bu şekilde eseri düzeltmeliyim. Aşağıdaki örnekte bir hata var mı? Tanzimat döneminin öne çıkan yazarlar kimlerdi diye soruyor. Elbette yanlıştır. Çünkü dönem devir isimleri büyük yazılır. Doğrusu şu şekil olmalıydı. Dönemi nin ve kesmeyle ayırmalıydım. Yandaki örneğe bakın. Hangisi yanlış olabilir diyorum. Burası yanlıştır. İlk çağın ilk harfi de büyüktür. Yani i harfi büyüktür. Sonra boşluk çağ şeklinde yazmalıydınız. Şuradaki örnekte var mı bir sıkıntı? Hemen bakıyorum elbette vardır. Eskiden fecri ati yazımı doğruydu ama artık böyle bir yazım kalmadı. Doğrusu fecri atidir. Bu şekilde bitiştirip yazmam lazım. Arapça farz tamamları artık kısa çizgili ayırıp da ayrı yazmıyorum. Hepsini bitiştiriyorum. Şuradaki örnekte bir hata var mı? Senin bu söylediklerin mekte görünmüyor demiş. Elbette var. Neresi? Tam da şurası. Niye hoca? Ben bunu M d şeklinde düzeltmeliyim. Peki neden? Bakın fıstıkçı şartta bitmemiş. Yani burası b ünsüzü ile bitmiş. Fıstıkçı şarttan bir tanesi de bitmediği için gelen ekite de t harfine çeviremem ki. Dolayısıyla b ile bitmiş. O halde herhangi bir çevirme işlemi, sertleşme işlemi yapmama gerek yok. Eki de yine olduğu gibi D'den şeklinde yazarım. Şurada bir hata var mı? Ateş böceklerinin dansı her yıl bu tarihlerde yapılır diye. Hocam kesinlikle şurası yanlıştır. Çünkü ateş böcekleri şöyle böcek halen böcek olduğu için dolayısıyla ayrı yazmalıyım. Herhangi bir anlam değişimine uğramamış diyorsunuz. Kimse farkında değil ama dünyadaki en tehlikeli türlerden bir deniz analarıdır. Burada herhangi bir yazım yanlışı var mı? Elbette var. Deniz anası artık dedik ya anlam değişimine uğrayıp uğramadığına bakıyorsunuz. İkinci kelime anlam değişimine uğradığı için burayı deniz anası diye bitiştirip yazmak zorundasınız. Bu huyunla başımıza yalı çapkını mı olacaksın demiş. Burada bir hata var mı yok mu diye soruyor size. Bakın Burada bu huyunla başımıza yalı çapkın demiş ya diziden de hatırlayın. Orada gerçekten çapkınlıktan bahsettiği için yalı halen yalıdır. Çapkın da halen çapkın olduğu için burada herhangi bir problem yok. Yani burası doğrudur. Hemen diğer örneklere bakalım. Trabzon'a gittiğimizde güzel bir alabalık testinde yemek yedik demiş. Burada hatalarımız nerede? Hemen söylüyorum. Birinci hatamız şurada. Niye? Gittiğimde diyemem. Madem ki köküm gittir, T harfiyle bitti. O zaman dık dik ekini T'ye çevirmeliyim. Yani git tilde demeliyim. Başka var mı bir hata? Elbette var. Şurası hatalıdır. Ama hocam balık halen balık olsun. Bu kalıplaşmış bir şekilde bitişik yazılır. Normalde hayvan isimleri değişime uğramamışsa ayrı yazıyorduk. Ancak ava balık kalıplaşmış ve bitişik yazıyorsunuz. Hocam peki şurada bir hata var mı? Yalı çapkını çok güzel tüyleri olan bir kuştur. Bir kuş türü olan yalı çapkını böyle mi yazarım yoksa bitiştirir miyim? Tabii ki bitiştirmem lazım. Bunun sebebi artık anlam değişimine uğramasıdır. Anlam değişimine uğradı bir kuş ismidir. Bitiştiriyorum. Eğer çalı kuşu deseydi ayrı yazacaktım çünkü herhangi bir anlam değişimine uğramamış. Ateşle barut yanına durmaz. Burada herhangi bir problem var mı diyorum yoktur. Üstünü çizip geçiyorum. Ateşle ağız otu yanına durmaz. Ağız otu unutmayın barutun diğer ismidir. Dolayısıyla burada bir problem var mı yok mu diye soruyorum. Kesinlikle var. Çünkü ot artık ot değil. Dolayısıyla anlam değişimine uğramış. O yüzden barut anlamına gelen ağız otunu bitiştirip yazmak zorundasınız. Burada bir sıkıntı var mı? Bu iş iyice Arap saçına döndü diyor. Bakın burada kesinlikle yanlıştır. Arap bizim bildiğimiz millet olan Arap değil. O yüzden Arap saçı derken şu şekilde küçük harfle yazıp bitiştirmelisiniz. Yani Arap saçı doğru yazın yazdığım gibidir. Sen saçlarını Arap sabunuyla yıka demiş. Burada bir hata var mı? Yukarıdaki örneğe göre düşünürsek acaba buradaki A büyük mü küçük mü diye burada herhangi bir hata yoktur. Doğru yazın zaten böyledir. Diğer örneğe geliyorum. Bu sene açık öğretim sınavları yüz yüze olacak demiş. Açık öğretime bir hata var mı? Hocam sanki orta öğretim, ilk öğretim bunlar bitişik yazılıyordu. Evet ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim bunlar bitişik yazılır ama sadece açık öğretim ayrı yazılır. Burada zaten short videolarında niçin yapıldığını söylemiştim. Bu doğrudur. Sen de şöyle soğuk iklimlerin ülkelerine gitseydik ve birlikte kutup yıldızın yaydığı ışıklara baksaydık demiş. Burada bir hata var mı? Ben görüyorum hata var. Hemen size söylüyorum. Kutup yıldızı hatalıdır. Neden? Özel isimdir. O yüzden K harfi de büyük yazarım. Y harfi de büyük yazarım. Yandaki örnekte bir şey var mı? Çocuğu güzel bir anaokulunda, çok güzel bir ana sınıfına yazdırdım demiş. Burada bir problem var mı yok mu? Bakın nasıl ki ortaokul, ilkokul bitişik diyorsak o zaman anaokulunda bitiştirmeliyiz. Yani doğrusu ana okulu olmalı. Peki hocam ana sınıfında bir problem var mı? Ana sınıfta problem yok ayrı yazılır. Her zamanki gibi Orta Doğu yine karıştı. Burada herhangi bir problem var mı? Hemen söylüyorum hiçbir problem yoktur. Orta Doğu zaten böyle yazılır. Telefonlarınızı açın ve Whatsapp'tan çevrim içi birine bakın. Çevrim içi nasıl yazılır ayrı mı bitişik mi diye. Ben size söylüyorum çevrim içi bu yazım yanlıştır. Doğrusu çevrim içidir. Nasıl ki yurt içinde ayrı yazıyorsak bu da aynı mantıkla ayrı yazmamız lazım. Şurada ikinci örneğe bakın. Videolarımıza altyazı eklemiyorum. Lütfen ayarlardan siz açın demişim. Altyazı bitişik mi ayrı mı diye soruyorum size. Hemen cevap veriyorum. Alt yazı ayrı yazılır. Şuraya bakın. Kesinlikle altyapısı sağlam bir şehir her afetin üstesinden gelir. Hocam burada altyazı ayrı yazdınız. O zaman buradaki altyapıda sorun yok diyebilirsiniz. Maalesef sorun var alt ve üst yapı sözcükleri bu şekilde yazılmaz ve bitişik yazmak zorundasınız. Yani doğrusu alt yapı olacaktır. Şurada uzunca bir örneğim var. Kelepçelerin biri serçe parmağını kurtardıktan sonra yüzük parmağıyla destek sağlayıp baş parmaklarına çıkarırsa kelepçeler kurtulmuş olur diyor. Tek tek baktığım zaman hangisi yanlış diyorum. Serçe parmağı böyle yazılır. Ayrı sıkıntı yok. Ama kurtardıktan yanlış. Çünkü bu D harfini T'ye çevirmen lazım. Hatta kurtardık tam pardon burası değil Şuradaki D harfini çevirmem lazım. Burayı T'ye çevirdim. Birincisi sıkıntı yok. Devam ediyorum. Yüzük parmağı ayrı yazılır. Zaten insan organ isimlerini bu şekilde ayrı yazıyoruz. Destek sağlayıp baş parmaklarına çıkarırsa demiş. Hemen burada durun. Çünkü her ne kadar diğer parmaklar ayrı yazılsa da baş parmağı bitişik yazılır. Baş parmak şeklinde düzeltmeniz lazım. Hemen şuraya gelin. Dünden ıslattıkları aşık kadın fasulyeleri bugün akşam emin olarak pişirdi diyor. Burada bir sıkıntı var mı? Elbette var. Ayşe Kadın fasulyesi derken böyle diyemem. Ne demeliyim? Şu şekilde Ayşe Kadın A harfini küçük yazmalıyım. Diğerlerine problem yok. Fasulye yine fasulyedir. Yani büyük harfi değil U harfidir. Sıkıntı yok. Öğrencilik yıllarında boş zamanımızı kızma birader oynayarak geçirirdik demiş. Burada bir problem var mı? Elbette var. Oyun isimleri bir küçük yazılırdı. O yüzden kızma birader demeliyim. Doğrusu bu şekildedir. Anladım ki yazar çizerlik bana göre değil. Yazar çizer derken yazar demek istiyor aslında. Bu şekilde bir kullanımda bu kullanım yanlış olur. Yani yazar çizerin doğru kullanımı yazar çizer şeklinde bitiştirmelisiniz. Şu örneğe bakın. Polis kumar oynatanları suçüstü yakaladı demiş. Suçüstü acaba ayrı mı bitişik mi yazılır? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hemen söylüyorum size alt üst ve üzeri sözcükleri eğer somut olarak yer bildirmiyorsa o halde bitişik yazıyorsunuz. Dolayısıyla direkt suçun üstü değil bu. Doğrusu budur. Yani somut olarak suçun üstü olmadığı için bir çiçek yazıyorum. İkincide bir sorun var mı? Sen bu araziyi bir de grup vaktinde görmelisin. Hiçbir sorun yok. Hocam ama grup demiş yani buradaki u fazla değil mi? Hayır. Çünkü bu gruptan kastımız yani güneşin batma vakti, doğma vakti gibi o vakitlerden bahsettiği için grup, grup şeklindedir. Sizi söylediğiniz takım olan gruptur. Yani zaten takım anlamına gelseydi eşittir. Grup demeliydim ama buradaki grup gerçekten o bir vakittir. Vakit anlamında olduğu için herhangi bir problem yok. Az kaldı. Yarı yıl tatili olarak bilinen tatilin ismi Fransızca semestirdir. Burada hangi problem var ya da yazım yanlışı var mı diye soruyorum. Hemen size söylüyorum. Burada bir tane yazım yanlışlık var. O da yarı yıl kelimesidir. Yarı yıl kelimesi bitişik yazılır. Yani bu şekilde yazmalısınız. Peki hocam semestirde bir problem yok mu? Hayır doğrusu semestirdi zaten yazdığım gibi. En merak ettiğim canlardan biri deniz atıdır demiş. Deniz atı ayrı mı? Bitişik mi? Kesinlikle bitişiktir. Deniz atı diyorum. Çünkü artık at at olmaktan çıktı. Şuradaki örneğe bakın. TL'nin yaşadığı değer artışıyla birlikte hesabımdaki 112 bin lirayı değerlendirdim diyorum. TL böyle mi yazılır yoksa başka türlü mü diye soruyorum size. Kesinlikle bu doğrudur. Yani birinci satırda herhangi bir problem yok. Ancak ikinci satırda bir problemim var. O da nedir? Lira kelimesi. Lira küçük yazılır. Bu şekilde yazmanız lazım. Aşağıdaki örneğe bakın. Uzaktan hocayla yazım yanlışlarını hallettikten sonra ek fiillere başlayacağız diyorum. Burada bir yazım yanlışı var mı? Hemen size söylüyorum. Burada herhangi bir problem yoktur ama hocam nasıl yok? Ek fiil derken kesme işareti atmışsınız buraya. Bu problem değil mi? Kesinlikle değil. Eskiden ek fiilli diyorduk biz buna. Ancak yeni yapılan güncellemede araya çizgi atmak zorundasınız. Yani herhangi bir problem yok. Burası doğrudur. Bazı sıkıntı, sıkıntı çıkan, bazıları sıkıntı çıkan olaylara çok güzel hasır altı ediyor demiş. Hasır altı derken, normalde biz ne yapıyorduk? Alt, üst ve e, üzeri sözcükleri somut olarak yer bildirse ayrı. Ama somut olarak yer bildirmeyip de buradaki gibi başka anlamlar katıyorsa normalde bir çift yazmamız lazım. Ancak bu bir istisnadır. Burayı yıldız atıyorum. Bu da ÖSYM'nin yeni güncellediği bir kelimedir. Hasır altı gerçekten hasırın altını kastetmediği halde bu şekilde yazılır. Herhangi bir problem yoktur. Bu kükürt çiçeğiyle ne yapacaksın? Demişti ki bitki isimleri anlam değişine uğrarsa bitişik. Uğramazsa ayrı yazıyoruz. Ancak burada bir problem var. Kükürt çiçeği bir bitki ismi değildir. Direkt kükürt demektir zaten. Dolayısıyla kükürt çiçeği derken bunu bitişik yazmak zorundayım. Kükürt çiçeği unutmayın. Öz, e, Türk Dil Kurumu bunu da güncellemesini yaptı. Şanlıurfa'da yaşadığım günlerde sürekli kırmızı biber yiyorduk. Burada bir problem var mı? Yeşil biber, yeşil zeytin, yeşil soğan bunlar hep ayrı. O halde kırmızı biber ayrı mı bitişik mi? Hemen size söylüyorum. ÖSYM Türk Dil Kurumu henüz ayırmadı. Yani bitiştirmedi bunu ayırmadı pardon. O yüzden kırmızı biber burada ayrı görünse de doğrusu kırmızı biber yani bitişik haldedir. Burası yanlıştır. Küçükken yaşadıklarımı kısa anekdotlar hali şeklinde yazmaya başladım diyorum. Anekdot yazımı doğru mu yanlış mı? Hemen söylüyorum size bu yazım yanlıştır. Doğrusu dot olacaktı. Yani D harfi diğer tarafa geliyordu. Buraya bakın. Antarktika halin elde edememiş bir yer olma özelliğine sahiptir. Burada bir problem var mı? Söylüyorum size. Antarktika yanlıştır. Doğrusu Antarktika'dır. Yani orada bir tane K harfini söylememiş. Aşağıda bir problem var mı? Doğal Doğalgazdaki indirim içimizi ısıttı diye. Elbette var. Doğalgaz ayrı yazılır. Doğal gaz şeklinde ayırmam lazım. Bu sokaklarda çadır yerine konteyner evler iyi gelecektir. Acaba konteyner mi yoksa konteyner mı? Doğrusu bu şekildedir. Hiç düşünmeyin. Doğrusu da do burası doğrudur. Hemen doğru yazıyorum. Bu vidaları çok sıkarsan laşka olur demiş. Burada bir hata var mı? Elbette var. Laşka değil. Doğrusu laçkadır. Şuraya bakın. Yeni dönem Boday mahsullerimiz istediğimiz gibi çıkmayınca müşterilere mahcup olduk. Burada hata var mı? Hem de bir sürü. Hangileri hatalı? Bir kere mahsul değil. Doğrusu mahsuldur. Bir de mahcup değil. Ç harfiyle olmaz. Hicap kökünden gelir. Yani mahcup demeliyim C harfiyle. Buraya bakın. Denizdeki gelgit hareketlerine denir. Bir kere iki yanlışım var. Birincisi bu. Biz buna gergit demeliyiz, bitiştirmeliyiz. İkinci yanlışımız da burada, bunu da bitiştirmeliyiz. Ama bitiştirirken bir değişiklik yapıyoruz, D harfi değil de T harfiyle bitiştiriyoruz. Yani met cezir şeklinde düzetmeliyim. İnsanların ölüme hakkını kullanması Avrupa'da çok yaygındır ve buna ötenazi denir. Burada yazım yanlışı şurasıdır. Doğrusu ötenazidir. Yani öte E harfi değil A harfidir. Önlü futbolcu sakatlanınca Pazubandını çıkardı ve yerine diğer oyuncu geçti dedik. Burada bir hata var mı? Elbette bu hatalıdır. Doğrusu Pazuband'tır. Şuradaki örneğe bakın. Cumhuriyet kutlamaları için resmi geçit töreni düzenlendi ve bizler hayranlıkla izledik demiş. Burada bir problem var mı? Hayır, resmi geçit böyle yazılır. Yani bitişik yazılır. Orta çağda her şatonun bir silahşörü olur demiş. Hata var mı? Orta çağda bir problem yok. Burası doğru. Ancak silahşörde hata var. Silahşör bu şekilde yazılmaz. Doğru yazın. Silah şordur. Hemen devam ediyoruz. Mülakatlara girmek için her zaman takım elbisemi, süveterimi ve kravatımı hazır bulundururum demiş. Buradaki hatayı hemen size söylüyorum. Kravat hatalıdır. Doğrusu kravattır yani ı harfi yoktur. Yurt dışına vefat edenleri usulüne uygun defnetmek gerekir demiş. Hataları söylüyorum size. Yurt dışı hatalıdır. Doğrusu yurt dışı nasıl ki çevrim içine ayrı yazık, bunu da bu şekilde düşünmelisiniz. Bir de bu da yanlıştır. Doğrusu usuldür. Yazım kuralları soru çözüm videomuz an itibarıyla yayınlandı diyorum. Burada bir hata var mı? Kesinlikle var. Çünkü yayınlandı diyemem. Yayınlanmak dağıtmaktır. Dağıtırken ben ım ekini kullanırım. Dağıtma işinde ım. Benim bunu düzeltmem için yayınlandı demem lazım. Bu çok tehlikeli. Dikkat edin. Zürafalar çok uzun bir boyundan dolayı su içmekte zorlanıyorlar. Buradaki yanlış hemen size söylüyorum. Zürafa yanlıştır. Zürafa demek kibarlar demektir. Ama doğrusu hayvan ismi olan zürafa değil, zürafadır. Yani A harfilidir. Evet videomuz burada bitti. İyi alıştırma yaptık. Lütfen notlarınızı tekrar edin. Arkadaşlarınıza önermeyi, bu videoyu paylaşmayı beğenmeyi de unutmayın.